Evet, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Üstad burayı da 17. lem'anın sonunda mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Aya, acaba bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa, belki insan ebede mebustur. Belki insan ebede gönderilmiştir. Ve saadeti ebediyeye, yani cennete ve şekaveti daimiyeye, cehenneme namzettir. Küçük büyük, az çok, her amelinden muhasebe görecek, hesaba çekilecek, ya taltif edilecek, ödüllendirilecek veya tokat yiyecek. Rabbim ödüllendirdiği kullarından bizi eylesin inşallah. Yine bu ifadelerin üstünde Üstad Zilzal suresi 7 ve 8. ayetleri nazara veriyor. Bismillah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى. Kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görecek. Bir sonraki ayet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim de zerre kadar bir şer işlerse onu görecek buyuruluyor. Bakın İbni Abbas radıyallahu an miskali zerreyi şu şekilde anlatıyor. Diyor ki avucunu toprağa koyup daha sonra kaldırdığında avucunun içerisinde yapışan her bir toz zerresi nedir? Bir miskali zerredir. Binaenaleyh ister iyi, ister kötü, ister az, ister çok olsun. Allah Azze ve Celle kuluna yaptığı bu şeyleri mutlaka ne yapacak? Gösterecektir diyor. Öyle ki Kehf suresi 49. ayette Cenab-ı Hak haber veriyor. Amel defteri ortaya konulacak. Günahkarlar vay halimize. Bu defter küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş diyecek. Amel defterlerinin açıldığı o zor günde Rabbim bizim neslimizin ve ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun inşallah.